Gazilerimiz, paşalarımız, dear representatives of the diplomatic community, her birinizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yılı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 101. yılı ve Azerbaycan Diplomatik Hizmeti'nin 100 yıllığı kutlamalarına geldiğiniz için teşekkür ederim ve hoş geldin diyorum. Azerbaycan Diplomatik Hizmeti yararlığında esas bizim görevimiz Azerbaycan'ı dünyaya tanıtmaktır. Bugün Azerbaycan rehberliğinin siyaseti neticesinde artık Azerbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin uluslararası kamunun bugün Azerbaycan artık Birleşmiş Milletler'e Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olmuştur. Bugün Azerbaycan tüm dünya ile beraber hukuklu ve tam müstakil dış politika yaratmıştır. Bugün bölgesel ilişkilerde enerji konuları olsun, ulaştırma konuları olsun, üç, çok taraflı ilişkiler olsun, Azerbaycansız hiçbir konular hallolunmur. Azerbaycan tüm bu konuların merkezindedir. Ve tabii bunlar hepsi Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği istikametindedir. O zaman da 100 yıl önce, bugün de 100 yıl ondan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri günüdür aynı zamanda bugün. Birkaç gün bundan önce ben de katıldığım tatbikatta Nahçıvan'da geçirmiştir ve orada Türkiye-Azerbaycan Kuvvetleri Sarsılmaz Kardeşlik adlı bir tatbikatlarda iştirak etmişler. Hakikaten bu kardeşlik sarsılmazdı. Tüm sahelerde Azerbaycan ve Türkiye hem kardeş hem strateji müttefikdiler. Ve bu da ebedi olarak böyle kalacaktır. O bakımdan da ben sizin hepinize teşekkür ederim. Ve ümit ederim ki bugün de Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü, Azerbaycan'ın diplomatik hizmet gününü bizlerle birlikte geçirerek siz tabii ki çok güzel bir zaman geçirip ve bizleri de şereflendireceksiniz. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Gazilerimiz ve saygıdeğer konuklar. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yılı, Silahlı Kuvvetlerimizin 101. yılı ve diplomatiyamızın 101. kutlamak için buraya toplaşmışız. Bu resepsiyonu kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nde kutlamaktan sonsuz şeref hissi duyduğumu sizlere bildirmek istiyorum. Siz değerli konuklara hoş geldiniz demekle birlikte teşriflerinden dolayı her birinize minnettarlığımı bildiriyorum. Azerbaycan ancak 1993 yılında Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in
iktidara geldikten sonra güçlenmeye başlamış ve silahlı kuvvetlerimizin yeniden inşası ve gelişim devri başlamıştır. Bağımsızlığı elde ettikten sonra Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gelişmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yönetiminin büyük rolü olmuştur. Bu doğrultuda Azerbaycan her zaman kardeş ülke Türkiye Devleti'nin desteğini hissetmiş ve görmüştür. Bugün Azerbaycan'ın güçlü ve modernleşmiş ve disiplinli orduya sahip olması ulu önderimiz Haydar Aliyev'in büyük emeğinin sonucudur. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkomutan Sayın İlham Aliyev ulu önderimizin siyasi çizgisini başarıyla devam ettirmiş ve ordumuzun daha da güçlenmesi için çalışmaları devam ettirmiştir. Modern ve disiplinli bir ordu yaratma yönündeki başarılar məhz bugün Azerbaycan'ın bölgede barış ve güçlü ordu olmanın yönündeki en güçlü ordulardan birine dönüşmüştür. Bu bir gerçektir. Bugün Azerbaycan topraklarının %20'si Ermeni işgali altındadır. Azerbaycan her zaman barış yönümlü, uluslararası hukuklara uygun olarak öz tavrını muhafaza etmiş ve işgalci Azerbaycan işgalci Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarını terk etmek için gerekli özeni göstermiştir. Bu bir gerçektir. Azerbaycan topraklarını barış yoluyla alman vakıf olmasa Azerbaycan silahlı kuvvetleri her türlü göreve hazırdır. Biz Karabağ sorununun barış yoluyla hallini istiyoruz. Ama saldırgan topraklarımızı terk etmese bu sorunun çözümünde harp kaçınılmaz olacaktır. Değerli konuklar, resepsiyon düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere saygılarımı sunar. Siz değerli konuklarımıza teşviklerinizden dolayı bir daha hoş geldiniz diyelim ve iyi eğlenceler, iyi akşamlar, sağ olun. Ortak kültürümüz, tarihimiz ve dilimizin yanı sıra ekonomilerimizde hayata geçirdiğimiz pek çok mega projeyle birbirine adeta kenetlenmiş bir vaziyettedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Tanap doğalgaz boru hattı ve Star rafinerisi hepimizin haklı bir şekilde gurur duyacağımız projelerin en önde gelenleridir. Stratejik düzeyli ilişkilerimizin somut meyveleri olan bu projeler aynı zamanda müşterek coğrafyamızda barışa, istikrara ve refaha katkı yapmakta, bölgemizi küresel ölçekte bir ekonomik cazibe merkezi noktasında çok çok avantajlı hale getirmektedir. Ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağları daha da kuvvetlendirecek pek çok projeye yönelik olan irademiz ve çalışmalarımız tam süratle devam etmektedir. Çok değerli misafirler, Azerbaycan dostumuzun, kardeşimizin sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Azerbaycan'ın en mühim sorunu Yukarı Karabağ meselesi de bizim için aynı derecede sorun teşkil etmektedir. Biz Türkiye olarak problemin barışçı çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu bütün çabaları destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Yukarı Karabağ sorununun en kısa zamanda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde uluslararası hukuk kuralları ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Rasulzade bir kere yükselen bayrak bir daha inmez demiştir. 101 yıl önce göndere çekilen şanlı Azerbaycan bayrağı tüm ihtişamıyla göklerde dalgalanmaktadır ve
İnşallah ebediyete değin de dalgalanmaya devam edecektir. Bu bayrağı yukarılara taşıyan kıymetli Cumhurbaşkanı Cennet Mekan Haydar Aliyev'in temellerini attığı ilişkilerimizin bugünkü seviyelere yükselmesinde en büyük katkı tabiatıyla Cenab Prezident İlham Aliyev'e aittir. Aliyev'in istikrarla ve dirayetle, liderliğiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gönül vermiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tesis ettiği samimi diyaloğu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kuşkusuz bulunmaz bir nimet olarak addediyordur. Halkların iyi bir şekilde dostluğundan ve ilelebet faydar olacak kardeşliğinden güç alan bu ortaklığı daha da yukarı seviyelere çıkarmak hepimizin asli görevlerindendir. Bu vesileyle Can Azerbaycan'ın Milli Günü'nü tekrar tebrik ediyor ve sözlerime son vermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Azatlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine bağlıdır. Çünkü Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye'dir. Saygılarım.